Abin miydi? Hı hı. Kasette abimin görüntüleri olduğunu biliyordum ama görünce yine bir fena oldum. Sanki dün çekilmiş gibiler. Bir an kapıdan girecek zannettim ama... Konuşma tarzını bile unutmuşum. Büyüdükçe hepimiz sevdiklerimizin birer birer gidişini görüyoruz Levent. Ama inan sen unutmayanlardansın. Kaseti görünce bir an afalladım komutanım. Kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Harbiden kebap askerlik yapıyoruz oğlum. Ya. Dedelerimizin yaptıkları yanına bizimkisi yatılı okul bile değildir. Sabahtan akşama kadar geyik. Ekmek elden su gölden. Bunlarsa günde anca bir öğün yemekle idare ediyorlar. Evet Arzu abi. Çok doğru söylüyorsun. Tabii onu da bulabilirlerse. Bazen kuru ekmek, bazen de sade üzüm hoşaf. Vay be. Büyük fedakarlık ha. Düşünecek olursak hepsi de bizim yaşımızdalarmış. Yeter lan. İçim daraldı be. Lan kabus göreceğim sizin yüzünüzden ha. Erzurumlu lan. Bak tütünün var. Var babam var. Mektepli. Sadece yan cebimde mektup var. Al onu hele. Ne olacak ki bu? Anamgile yazdıydık. Burada gönderemezsem. Şişt, durduk yere üzme kardeşini be. İnşallah iyileşeceksin, kendin gönderirsin. İyi dersin de. Zor be kardeşim. İsterdim o kefereleri geldikleri yere gönderirken yanınızda olayım. Tamam, yorma kendini. Bak, sedyeciler gelecek şimdi. Az dayan, az dayan. Ulan var mı bir kibirti? Yoktur be Cemal'im. Onlar da sabaha beklediler. Nasıl olmuş? Kopan telefon telini bağlamaya giderken İngiliz devriyesiyle karşılaşmışlar. İyileşecek mi? Allah'tan ümit kesilmez be uşağım. Allah'tan ümit kesilmez. Nerede kaldı bu sedyeciler Mektepli? Dere yatağını anzaklar tutmuş. Çevreden dolaşıp gelecekler herhalde. Dedim sana, Haydar'ın postallarını alacaktın. Ben şehit düşmüş arkadaşımın ayağından postallarını alamam. Onun artık hiçbir işine yaramaz. Şu ayakların haline bak. Düşman gelip kapıya dayanmış Ankaralı. Benim kolumun, bacağımın ne önemi var? Düşmanın üzerine yürüyecek kadar dayansınlar da sonra kopup düşseler de kam yemem. Nerede kaldınız ya? Çok şükür. Her yer düşman kaynıyor. Sürüne sürüne zor geçtik. Mektepli. Mektubu unutma. Söz. Sen dönene kadar saklayacağım. Pek muhterem Kerime Hanımcığım, her gün bu turkuaz renkli suların, bu bereketli ovaların, yürekleri vatan sevgisiyle dolu gençlerin kanıyla sulandığını gördükçe isyana sürüklenmekteyim. Ancak köylerinden, kasabalarından kalkıp çıplak ayak, açık baş, vatan savunmasına koşan bu çelik yürekli delikanlıların metaneti melankoli halinden kurtulmamı sağlıyor. Bir gün bu harp zaferle bittiğinde adım gibi eminim ki düşmanlarımız bile bu yürekli Türk evlatlarını saygıyla anacaktır. Kumandanım. Buyur Ahmet Çavuş. Bölük kumandanımız sizi çağırttı. Düşman takviye birliklerini bizim bulunduğumuz mevkiye kaydırmakta. Yarın ya da en geç öbür gün taarruza geçmeleri beklenmekte. Bu halimizle tutunmamız çok zor olacaktır kumandanım. Henüz ihtiyat birlikleri intikal etmediler. Ah, mitralyozlar bir zamanında elimize geçse kumandanım. Değil taarruza kalkmak, başlarını siperden çıkaramazlar bile vallahi. Ne ihtiyat kuvvetlerimiz ne de mitralyozlar zamanında gelecek. Yarın şafakla beraber elimizde ne var ne yoksa topyekün taarruza geçeceğiz. Ama kumandanım, elimizdeki mühimmat ve asker değil taarruza geçmek, mevkimizde tutunmamıza bile yeterli değil. Biliyorum Kerim, biliyorum. Mustafa Kemal kumandanımız şafakla beraber düşmanın üzerine çullanmamızı emretmekte. Düşman böyle bir taarruza cesaret edeceğimizi düşünmemekte. Bu sayede hem düşmanın nakil teşebbüsünü sekteye uğratacağız, hem de arkadan gelen ihtiyat kuvvetlerimize zaman kazandırmış olacağız. Baş üstüne kumandanım! Askerime durum ben anlatacağım. Gidelim. Oturun arkadaşlar, oturun. Arkadaşlar, sizin de benim gibi beklemekten sıkıldığınızı biliyorum. Düşman ayağının bu mübarek toprağı çiğnediği her an içimiz acımakta. Beklediğimiz haber Mustafa Kemal kumandanımızdan geldi. Yarın şafakla beraber taarruza geçiyoruz. Sağ olun kumandanım. Ahmet Çavuş, askeri çift ayında atılsın. Kuru ekmekten başka tayinimiz kalmadı kumandanım. Kumandanım. Söyle Erzurumlu. Kumandanım. Bugüne kadar bu topraklar, bu vatan karnımızı ziyadesiyle doyurdu. Bugün bizim borcumuzu ödeme günü. Heyecandan ne benim ne de arkadaşlarımın karın açtığını düşünecek hali yok zaten. Ne boğazın girişinde salınan savaş gemileri, ne top ne de tüfek. Arkamda sizin gibi yürekli Türk askerleri olduğu sürece en önde koşacağım düşmanın üzerine. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Sağ olun kumandanım. Ahmet Çavuş, sabah ezanı okunduğunda biz çoktan taarruza geçmiş olacağız. Yatsı namazını beraber kılalım, neme lazım. Belki yarına görüşmek nasip olmaz. Baş üstüne kumandanım. asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!